Merhaba sevgili çocuklar. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tema değerlendirmeye Türkçe kitabımızdan sayfa 230. En son Mehmet'e önerilerimizi söylemiştik. O önerilerimizi yazalım. Peki siz olsanız ne yapardınız? Bayramda harçlık topladınız. Ne yapardınız? Size harçlık, işte büyüklerimiz harçlık verdi. Bayağı bir de harçlığınız oldu. Ne yaparsınız o harçlığınızla? Anne babanıza verip hani göz kulak olmayı öğrendik. Göz kulak olmasını mı isterdiniz? Ya da gideyim ben canım ne istiyorsa onu mu alayım derdiniz? Veya nasıl diyelim? Önce bir ihtiyaçlarımı alayım. Daha sonra kalan paramda belki birkaç tane isteğimi alırım. Alamazsam da kumbara mı atarım mı diye düşünüyorsunuz? Bu arada kumbara edindiniz mi? Kumbaranız var mı? Para biriktirmeyi düşünüyor musunuz? Evet, ilerisi için para biriktirirseniz sizin adınıza iyi olur. Şimdi Mehmet'e önerilerde bulunmuştuk. Mehmet'e ben kitap almasını öneririm. Hele hele bugünlerde kitap bizim için en iyi arkadaş. Bol bol okumalıyız. Okumamızı hızlandırmak, okuma hızımızı artırmak, okuduğumuzu daha iyi anlayabilmek için bol bol okumalıyız. Bu nedenle Mehmet'e kitap almasını veya ihtiyacı olan giysiler varsa almasını öneririm. Önerileriniz ne olabilir? Siz de farklı önerilerde bulunabilirsiniz. Evet, yazmanızı bekliyorum. Birazdan diğer etkinliğe geçeceğiz. Burada da noktalama işaretlerinin doğru mu kullanılmış ona bakacağız. Yanlış kullanılmışsa bir önceki dersimizde cümlede yazım yanlışlarını görmüştük. Şimdi cümlede yapılan noktalama işaretleri doğru kullanılmış mı? Kullanılmadıysa doğrusu neyse onu yapacağız, düzelteceğiz. Siliyorum. Sonraki çalışmamıza geçeceğim. Evet, 231. sayfada 11. etkinlik var. İşaretleri neydi? Nokta, ünlem, soru işareti, virgül, kesme işareti, kısa çizgi ve uzun çizgiyi de öğrendik. Kısa çizgi satır sonuna sığmayan, örneğin burada var. Sözcükler heceden ayrılır. Canımızın istediği yerden ne yapamayız? Ayıramayız. Heceden ayırırız ve kısa çizgi koyarız. Altın sözcüğün devamını yazarız. Bu demektir ki şu sözcüğün devamı altta. Burada bitti anlamında değil. Kısa çizginin anlamı bu. Uzun çizgi ise metinlerde konuşma çizgisi olarak da kullanılır. Konuşma çizgisi olarak da söylüyoruz. Noktalı virgül ve iki nokta üst üste var. Bunda da açıklama gerektiren durumlarda bu işareti kullanıyoruz ama bizim daha çok kullandığımız şu nokta, virgül, ünlem, soru işareti, kesme işareti, kısa çizgi, uzun çizgiyle daha çok karşılaşıyoruz. Şimdi cümlelere bakacağız. Baba ne iş yapıyor? Nokta. Noktaların işareti doğru kullanılmış mı? Hayır. Çünkü soru anlamı taşıyor.
Baban ne iş yapıyor? O zaman sonunda ne olması gerekiyor? Soru işareti olması gerekiyor. Doğru olarak yazalım. Baban ne iş yapıyor? Soru işareti. Yaşasın yarışmayı ben kazandım. Bu bir ünlem cümlesi. Yani ünlem işaretinin kullanılması gerekiyor. Eğer ünlem burada kullanmış olsaydı, burada virgül olmazdı. Ünlem burada olsaydı bu cümle devamından gelen ifade cümle büyük harfle başlaması gerekiyordu. Bizde noktalama işaretini sordular. Burası doğru yapılmış. Şimdi yaşasın yarışmayı ben kazandım. Ünlem burada olacaktı. Eğer buraya ünlem koysaydık cümle büyük harfle başlayacaktı. O zaman nokta koyacaktı. Burada virgül kullanılıyor. Yarışmayı ben kazandım. Evet, yazıyoruz. Sanırım yazdınız. Türkçe'yi doğru kullanırsak dilimizi yazım kurallarına, noktalama işaretlerine dikkat edersek diğer derslerde de bize yardımcı olur bu davranışımız. Çünkü okuduğumuzu daha iyi anlarız. Evet, 3 tane cümlemiz kaldı. Bunlardaki hataları görelim. Yanlışlıkları görelim. Kırtasiyeden silgi, ünlem, cetvel ve defter aldım. Buradaki hata nedir? Buradaki hata noktalama işaretlerinde kullanılan hata. Ünlem değil. Ünlem yerine burada virgül olması gerekiyor. Kırtasiyeden silgi, kalem ve defter aldım. Buradaki ünlem yerine virgül kullanacağız. Silgi, kalem, virgül, cetvel ve defter al. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Bu ne soru cümlesi ne de ünlem cümlesi. Düz bir ifadeyi anlatıyor. Bunun sonunda ünlem yerine nokta olması gerekiyordu. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Dayım İstanbul'da okuyor. Şimdi dayım İstanbul virgül da okuyor. Burada iki tane yanlış kullanılmış noktalama işaretleri. Bir, dayım İstanbul'da derken virgül değil kesme işareti kullanılacaktı ve da ayrı yazılmayacaktı. Okuyor nokta. Soru işareti değil. Nokta olacaktı. Dayım. Özel adlar nerede olursa olsun, cümlenin başında, ortasında, sonunda, nerede olursa olsun, nerede yazılırsa yazılsın, daima büyük harfle başlar ve sonuna gelen bazı ekler kesme işaretiyle ayrılır.
Aydın Mermekleri daha önce görmüştük. Ama da, de, dı, di, e, a gibi ekler, den, dan gibi ekler de kesme işaretiyle ayrılıyor. Kesme işareti yukarıdan virgül diyor. Hani hatırladınız mı? İstanbul'da okuyor. Nokta. Evet, üç cümlede bu şekilde düzeltilmiş oldu. Bunu da yazarsanız sileceğim. Bir sonraki temaya geçeceğiz. Yeni bir temaya geçeceğiz. O geçişimizi bir dahaki derste göreceğiz. Yalnız temayı tanıma adına bir tema ile ilgili fikriniz olsun adına şöyle bir tema ile ilgili bir resmi inceleyelim ve dersimizi tamamlayalım. Önce bunu silelim. Sağlık ve spor teması tam da günümüzdeki sağlık. Her şeyin başı sağlık. Sağlıklı olalım ki diğer her şeyi yapabilirim. Yani yapmak istediğimiz her şeyi yapabilirim. Onun için bu temada işleyeceğimiz metinler Selin ve Pelin gerçek bir meslek, sporcu, dinleme izleme metni olarak ne yemelisiniz? Ve serbest okuma metni Dağınık Karga var. Evet, burada bir sağlıkçı var. Kim olabilir bu? Birçoğumuzun korktuğu. Ben de çok korkuyordum küçükken. Evet, diş doktoru sanırım. Doktor. Hiç doktor da değil. Doktor muayene oluyor. Hani doktorlardan da korkuturlar. Seni doktora götüreceğim, sana iğne yaptıracağım diye bize öyle korkuturlardı çocuklar. Siz korkmayın ama sağlıkçılar korkulacak insanlar değil. Hiç kimse korkulacak insanlar değil. Hepimiz birbirimizi sevmeliyiz ki barış içinde olmalıyız. Sizi çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.